Hah, annem de geldi. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni Zeynep'le tanıştırayım. Siz... Zeynep sen miydin? Ama biz zaten tanışıyoruz. Nasıl yani? Tanışıyor musunuz? Evet. Ben geçen gün cüzdanımı düşürmüştüm. Zeynep görmüş getirdi. Sonra biraz da tansiyonum kötüydü. Sağ olsun Zeynep yardımcı oldu. Eve kadar götürdü beni. Öyle mi? Ne güzel bir tesadüf. Evet öyle. Demek Zeynep sensin. Ben evlenirim Sıla'yla. Ne? Ne dedin sen? Sıla'yla evlenecekmiş. Maytap kesme benimle. Ben çok ciddiyim. Madem ki Sıla'nın hayatı, geleceği birisiyle evlenmesine bağlı. Sen ciddisin öyle mi? Evleneceksin kızımla. Evet dedim ya. Sıla için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım ben. Ben de verdim gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Köye gidip haber vereyim o zaman. Afiyet olsun. Demek Emre ile meslektaşsınız. Sen de doktorsun yani. Henüz değil. Ben tıp fakültesinde öğrenciyim hala. Harcımı yatıramadığımdan okulumu bir sene uzatmak zorunda kaldım. Ama bu sene bitirebileceğim. Ay. Aman. Yanmadın değil mi? Yok yok. Çok sıcak değildi zaten. Dur ıslak mendil getireyim. Leke kalmasın. İyi misin kızım? İyiyim. Bak kızım. İlk karşılaşmamızda beni hiç tanımadığın halde bana yardım ettin. İyiliğini gördüm. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yok. Herkes yapmaz. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Yalnız... Durum şimdi farklı. Sen iyiliği dokunan herhangi biri değilsin artık benim için. Oğlumun ilgilendiği kızsın. Ben tam anlayamadım. Bir sorun mu var acaba? Bunu sen bana söyleyeceksin Zeynep. Bu Emre ile tanışma hikayen hiç hoş değil. Para karşılığı, hiç tanımadığın bir erkekle görüşmeyi kabul etmişsin. Bunun bir açıklaması var mı? Olmaz. Kabul edemem, biz evlenemeyiz. Sıla, güven içinde okumanın tek yolu bu. Yok, olmaz. Bu çok büyük bir fedakarlık. Daha iyi bir çözümün yoktur herhalde. Benim yüzümden kendini ateşe mi atacaksın? Hayır, böyle bir fedakarlık yapmana asla izin veremem. Tarık Bey, bu benim meselem. Artık benim de meselem. Başına bu derdi ben açtım. Babana okul kazandığını söylemeseydim işler bu noktaya gelmeyecekti. Bırak da hatamı telafi edeyim. Ama bu... Senin hayatın söz konusuyken öylece arkamı dönüp gidebilir miyim sanıyorsun? Ben böyle bir adam değilim. Beraber düştük bu durumun içine, beraber çıkacağız.
Sıla, bak artık itiraz istemiyorum, tamam mı? Sen şimdi evraklarını hazırla. Ben Yıldırım nikahı için işlemlere başlayacağım. Bugün bu iş bitecek. Anlaştık mı? Haklısınız. Ben çok büyük bir hata yaptım. Böyle bir şeyi baştan kabul etmemem gerekirdi. Çok pişmanım gerçekten. Ama inanın... Al bakalım. Bunun nasıl da leke kalmasın. Teşekkür ederim. Çabuk kaynaştınız. Sohbet koyulaşmış bakıyorum. Oğlum işte biz de havadan sudan konuşuyoruz burada. Ama böyle kuru kuru olmaz. Tatlı bir şeyler söyleyelim. Ay yok. Ben fazla kalmayacağım. Babana doğrayacağım. Ama daha yeni geldin. Başka zaman. Neyse. Nasıl olsa daha birlikte çok vakit geçireceğiz. Tabii. Emre'cim sen de hastaneye gidecektin değil mi canım? Hep birlikte kalkalım o zaman. Olur. Biz seni bırakalım istersen. Yok. Ben kendim giderim. Biz bırakalım. Hem yaşadığın yeri de görmüş olurum. Tabii. Birbirinizi ne kadar tanırsanız o kadar iyi. Tabii. O kadar iyi. Nihayet gelebildin. Çatladın meraktan. Hadi anlat çabuk. Al. Al da bak marifetine. Eyvahlar olsun. Göz göze diz dize. Ay daha fazla bakamayacağım. Sinirlerim bozuldu. Sayende anneciğim. Sayende. Yok özür dilemeler. Yok alttan almalar. Sen bir şey yapana kadar o Zeynep denen sünepe sadece Emre'yi değil annesini bile avucunun içine almış. Bak. Öyle deme hemen. Ne diyeyim? Yalan mı? Şunlara bak. Mutlu Mesut hep birlikte. Tam aile saadeti. Şeytan dedi. Git sarıl boğazına gebert o cadıyı oracıkta. Kızım. Sakin. Sakin ol kızım. Sakin falan olamam anne. Gözümün içine baka baka Emre'yi elimden aldı. Şimdi de bana nispet yaparmış gibi aileye girmeye çalışıyor. Ben buna dayanamam anne. Cansu, kızım. Sıla? Duyduklarım doğru mu kız? Tarık Bey'le evleniyor musun? Ama ben tahmin etmiştim. Tarık Bey boş değil sana. Öyle olmasa niye uğraşsın ki tanımadığı etmediği biriyle? Niye susuyorsun? Sevinsene kızım. Hem okuyacaksın hem de Tarık Bey gibi bir adamla evleniyorsun. Allah'ım masal gibi. Böyle olmasaydı keşke. Esma kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Sıla bir gelsene yavrum içeri. İyi günler Arzu Hanım. İyi günler. Ben hemen geliyorum anne. Annen pek memnun olmadı galiba tanıştığımıza. Biz biraz acele ettik galiba Emre. Sana öyle gelmiştir. Duydun sen de kendini istedi tanışmayı. Evet. Ama... Sanki biraz soğuk davrandı gibi. Erkek annesi olacak o kadar. Oğlunun elden gittiğini anlayınca haline gerilmiştir biraz. Ne?
Hadi ama asma suratını. Seni bir tanısın papucumu damağa atacak, emin ol. Sen de onu çok seveceksin. Sadece biraz zamana ihtiyaç var. Öyle mi diyorsun? Annemi tanıyorum. Bana güven. Böyle. İnan bana, her şeyi düzelteceğim ben, tamam mı? Sana söz veriyorum. Emre'yi o Zeynep denen kızın pençelerinden kurtaracağım ben. Hayal dünyasında yaşıyorsun sen. Senin o abuk subuk planların hiçbir işe yaramıyor, anla artık. Kaybettim işte Emre'yi. Güzel kızım, insanın hayatında karşısına kaç kere böyle bir kısmet çıkar? Ben senin Emre ile evlenmeni senden çok istiyorum. Anne, sen beni anlamıyorsun. Emre'nin parası pulu umurumda değil. Ben sadece Emre'yi istiyorum. Tamam. Tamam bebeğim. Sakin ol önce biraz. Bak ben sana söz veriyorum. O Emre'yi senin önünde diz çöktüreceğim ben, tamam mı? Sakın anne. Sakın hiçbir şey yapma. Sen karıştıkça işler iyice Arap saçına döndü. Bundan sonra ben bu meseleyi kendi yöntemlerimle halledeceğim. Aa, o ne demek ayol? Cansu! Kızım! Annem gelmeden sofrayı hazırlayayım demiştim ben de. Sen de kal, birlikte yeriz. Ha, o kadar vaktim yok ya. İşe yeni başladım, geç kalıp da dikkat çekmeyeyim. Anlat bakalım. Nasıl geçti müstakbel kayınvalidenle tanışma pastın? Yani pek parlak sayılmaz. Ne demek şimdi bu? Mesaj attın bana, o cüzdanını verdiğin kadınmış. Hatta o gün sana çok hoş davranmıştı. Evet, o gün çok tatlıydı. Çok sıcaktı. Ama bugün çok farklıydı. Kusura bakma anne. Bir daha işime burnunu sokmana izin vermeyeceğim. Eyvahlar olsun. Nerede bu kız? İnşallah bir çılgınlık yapmaya kalkmaz. Ya arzulara gitmeye kalkarsa? Yakar. Vallahi hepimizi yakar. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Herkesin gözü üstümde. Ben de buraya geldim. İyi etmişsiniz. Bir şeyler duydum ama. Doğru duymuşsun. Evleniyorum Sıla'yla. Tarık Bey. Benim üstüme vazife değil ama emin misiniz? Benim ne düşündüğüm önemli değil. Sıla'nın hayatı bu nikaha bağlı. Sonuçta evlilik bu. Ya size gönlü kayarsa? Sıla akıllı bir kız. Bu evliliğin bir formalite olduğunun farkındadır. Eminim. Telli duvaklı gelin olarak şu kapıdan çıktığın günü hayal ettim hep. Çok şükür. Dünya gözüyle bugünü de görmek nasip oldu bana. Keşke bunların hepsi bir kabus olsa. Nasıl evleneceğim ben hiç tanımadığım bir adamla? Nasıl geçireceğim bir ömür? Ah kızım. Ablacığım, arzu ettin mi acaba? Arzu yok. Tamam canım, ben beklerim. Ne zaman geleceği de hiç belli olmaz. Olur,
Benim zamanım bol, beklerim ben. Arzu nereye gitti? Arzu Zeynep'le tanışmaya gitti. Zeynep'le mi? Ne işi var onun o yalancıyla? Bir de onun ağzından dinlesin bakalım olup bitenleri. Kızın günahına girmeyelim boşu boşuna. Ne yani? Biz kızımla yalan mı söylüyoruz Seher abla? Orasını bilemeyeceğim. Belki de Zeynep masum. Belki de senin kızın ona iftira atıyordur. Belli mi olur? Benim kızım asla yalan söylemez. Orası belli olmaz. Daha önce ilk yalanı sana söylemedi mi? Emre ile biz buluştuk anne demedi mi? Unuttun mu? O öyle oldu bir kereliğine. Sonra geldi özür diledi. Artık söz verdi, bir daha yalan söylemez. Dur bakalım. Yakında belli olur. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor. Hepsi açığa çıkar. Sen otur bekle burada Arzu'yu. Benim yukarıda işlerim var. Yılan. Ama sen dur. Ben de boş durmayacağım elbet. Erkek anneleri başta hep böyledir. Sen bir kere onun rakibi sayılırsın. Seni hemen barına basmasını beklemiyordun herhalde. Yani tabii onu beklemiyordum ama... Ne bileyim, daha sıcak davranabilirdi. Ya kadın seni tanımıyor ki. Böyle davranması çok doğal. Ama ilk karşılaşmamızda çok sıcaktı. Çok samimiydi. Bugün böyle soğuk görünce... Ya işte sen kendin söylüyorsun Zeynep. Kadın normalde çok kibar biriymiş. Sana alıştıktan sonra yine öyle olacaktır. Hiç merak etme. Emre de öyle söyledi. aklın yolu bir demek ki. Sen için rahat tut, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. İnşallah Aslı ya. Ben geç kalıyorum. Sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam. Ben geçireyim seni. Üf Zeynep, ben kendim giderim. Peki. Ne unuttun acaba Aslı? Cansu! Sen ne yaptığını zannediyorsun? Benim evime böyle giremezsin. Bu kadar oyun yeter. Artık hesaplaşma vakti. Anne, yol boyunca sesin çıkmadı. Bir şey söylemeyecek misin? Nasıl buldun Zeynep'i? Ne söyleyeyim Emre? Bir şey söylemek için çok erken. Sen böyle susuyorsan bir şey var demektir. Yani ne bileyim Emre. Anne, Zeynep çok iyi kalpli, çok masum bir kız. Bana inan. İnşallah öyledir. İnan, böyle olmasını ben senden daha çok istiyorum. Senin asıl derdini biliyorum ben. Neymiş benim derdim? Abimden sonra evin küçük oğlu da elinden gidecek diye korkuyorsun. Canım. Merak etme anneciğim. Senin yerin benim için her zaman ayrı. Akşam görüşürüz anne. Sen gelmiyor musun? Hastaneye yetişmem lazım. Yoksul ailelerin çocukları gelecek. Ücretsiz sağlık taraması yapacağız. Hadi size kolay gelsin o zaman. Yakışıklı, hem zengin, hem de seni gözünden sakınıyor. Vallahi sanki onu Allah gönderdi buraya. Sevinip göbek atacağın yerde bir de nazlanıyorsun. Ben bir çay getireyim. Güzel kızım benim. Canım yavrum. Ben de isterdim senin gönlünün düştüğüyle evlenmeni. Ama kader böyleymiş. Yine de Tarık Bey gibi vicdanlı bir adam karşımıza çıktığı için şükrediyorum ben.
O senin kocan olacak. Nikahta keramet vardır. Seni bu kabustan nasıl kurtardıysa öyle de sever zamanla. Sen de ona karşı saygıda kusur etme. Tamam mı benim güzel kızım? Sılam. Canım kızım benim. Sen mutlu ol. Hep mutlu ol. Bunu kontrol edin isterseniz. Peki yazın kızım. Tarık arıyor. He, tamam ben çıkayım siz rahat konuşun. Hayatım neredesin? Sen daha yola çıkmadın mı yoksa? Bugün gelmem imkansız Meltem. Yarın çıkacağım yola. Neden? Daha neyi bekliyorsun ki? Hem ben sevgilimi çok özledim. Köyde bir düğün var da ona katılmam icap etti. Tabii yani artık o kadar çok kaldın ki orada akraba oldunuz. Peki Tarık Bey, siz acaba kız tarafı mısınız yoksa erkek tarafı mı? Bu aralar seni çok ihmal ettiğimin farkındayım. Ama sadece sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. Döndüğümde yalnız geçirdiğin günleri unutturacağım sana. Bu arada yüzüğünü yine parmağından çıkarmışsın. Ben takmayı unutmuşum da. Peki, o zaman bekar günlerinizin tadını çıkarın Tarık Bey. Çünkü geldiğinizde bu yüzüğü parmağınıza takacağım. Bir daha hiç çıkarmamak üzere. Arzu? Nihayet gelebildin. Esin? Sen burada mıydın? Bakıyorum artık beni görmezden geliyorsun. Yok. Fark etmedim. Anlıyorum ben. Beni artık görmek istemiyorsun besbelli. Seher abla da aynı havalarda. Ama merak etme. Söyleyeceklerimi söyleyip gideceğim zaten. Allah biliyor ya. Bana da kızıma da haksızlık ediyorsunuz. Konuştuk bunları Esin. Tekrar tekrar konuşmayalım. Bak. Yine aynı tavırlar. Anlamıyorum ki ne yapmamızı istiyorsunuz? Ayağınıza kadar geldik. Özür diledik. Daha ne yapalım? Yani biz bu kadar tepkiyi hak edecek ne yaptık Arzu? Ben güya senin en yakın dostundum, öyle değil mi? İnsan 30 yıllık dostunu böyle bir kalemde silip atar mı ha? Bu kadar kolay mı? Esin. Kolaymış besbelli. Daha 2 gündür tanıdığın Zeynep denen o kız için benden vazgeçtim. Üstelik kızın para için erkeklerle gezdiğini bile bile kızı baş tacı ettin Arzu. Sana ne diyeyim? Bunca dostluğumuza yazık ettin. Çok yazık. Esin! Dur. Güzel. Aç bakalım ağzını. İğne mi yapacaksın? Sadece boğazına bakacağım. Ben iğneden korkmam zaten. Aferin sana. Hadi hadi bakayım. Güzel. Aferin sana. Dahlilerini görebilir miyim? Günlerdir ağzına bir şey koymadı doktor bey. Bayılıp bayılıp gidiyor. Ne zamandır böyle? 10 gün oldu. Bir sürü tahlil istediler de hastaneden. Parasızlıktan yaptıramadık. Hemşire hanım çocuğun bütün tetkikleri yapılsın. Tamam Emre bey. Gel bakalım.
Sen merak etme. Ne gerekiyorsa yapılacak. Hiçbir ücret ödemenize de gerek yok. Allah sizden razı olsun doktor bey. Rica ederim. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım. Gel sana bir kahve ısmarlayayım. Ne işin var senin burada? Bin bir oyun çevir, ortalığı birbirine kat, sonra da kenara çekil. Yok canım öyle. Ben sadece siz ne diyorsanız onu yaptım. Emre'ye oyun oynayan asıl sensin. Bak bak bak, Emre'yi savunmaya bile başlamış. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Hem paramı aldın, hem sözünde durmadın, şimdi de Emre'yi elimden almaya çalışıyorsun. Derdim paraysa çalışıp ödeyeceğim zaten, merak etme. Ama Emre'ye gelince benim kimseyi kimseden çaldığım yok. Emre'yle biz birbirimiz... Yeter, sus! Emre'yi sana bırakmayacağım. Ondan uzak duracaksın, anladın mı? Uzak duracaksın. Senden emir alacak değilim. Senin bizi ayırmaya gücün yetmez. Biliyorum. Belki bizi düşündüğün için bu kadar tepki gösteriyorsun Zeynep'e. Ama hiç lüzumu yok. Ben kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ailem için de, oğlum için de en doğru kararı ben veririm. Yani sen bizi düşünme. Anladım ben. Sen başından beri bizi istemiyormuşsun. Bu da bahanesi oldu. Ben sadece ailemi düşünüyorum. Kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenecek ne halim ne de vaktim var. Çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Beraber büyüdük seninle. Okulda da beraberdik. Sence bizim hayatımız çok mu sıkıcı? O nereden çıktı şimdi Emre? Farkında değil misin? Sen hayatın boyunca hep ders almışsın. Okulda ders, burada ders. Hep hocalar, hep kurallar, hep sıkıcı sıkıcı işler. Hiçbir kendi kafana göre bir şeyler yapmadın. Ne bileyim, böyle hiç mi kural mural olmadan... Gönlünce yaşayabileceğin bir gün geçmedi hayatında. Yani ne bileyim. Sanki her şey bana çok monoton gibi geliyor. Hiçbir renk yok. Her şey çok planlı programlı. Vallahi Emre, sen de bunu diyorsan hepimiz yanmışız demektir. Okulda bile okulun en popüleri, en çapkını, en çok gezen tozanı denince listenin hep en üstünde sen oluyordun. Emre abi, üstü koyayım mı? Müsaade olsun. Ya orası öyle ama... Ne bileyim, bugünlerde başka bir kafaya girdim. Yani yaşanacak çok güzel şeyler var. Ama biz farkında değiliz. O bütün güzellikleri kaçırıyoruz. Emre, sen iyi misin? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Bugünlerde biri gözümü açtı sadece. Ama benim de onunla ilgili çok güzel bir planım var. Benden aldığın paraları da kuruşu kuruşuna ödeyip defolup gideceksin hayatımızdan. Düşeceksin Emre'nin yakasından. Paranı ödeyeceğim, merak etme. Ama Emre'nin yakasından düşmesi gereken biri varsa o da sensin. Sen kendini ne sanıyorsun? Emre seninle sadece gönül eğlendiriyor. Senin gibi parayla tutulmuş bir kıza gerçekten aşık olacak değil. Bana bak. Zeynep? Dosya hazır. İsterseniz bir de birlikte bakalım. Bakalım kızım. Bakıyorum keyfin yerinde. Tarık nihayet yarın dönüyormuş. Dönsün dönsün de şu evlilik meselesini oturup konuşalım. Yani siz öyle diyorsanız. Öyle diyorum. Bu işi fazla uzatmamak lazım. Hayırlı olsun. Nikah basmış adam da tam niyete ciddiymiş. Evet. Tarık Bey. Siz az durun, ben hemen geliyorum. Köyde haberi duymayan kalmadı damat. Düğün hazırlığına hemen başlamamız lazım. Akşama da bir şey kalmadı. Ne lazım geliyorsa yapın. Öyle diyorsunuz da kolay olmuyor bu işler. Yemesi, içmesi, çalkısı, çengisi dünyanın parası lazım. Millet de huysuzlandı zaten. Yani şöyle bir afili düğün yapalım da herkesin ağzı kapansın.
Al bunu. Bu gece bitsin bu iş. Tarık Bey. Bir şey daha var. Nedir? Celal Ağa'ya da borcum var. Kızı da vermedik. Ağam beni bu köyde yaşatmaz. Tamam. Hesaplat. Yarın onu da kapatalım. Arkadaşınla buluşmuşsunuz. Ay daha önce de gelmişti de ben sana söylemeyi unuttum. Siz konuşun rahat rahat. Benim içeride mutfakta işim var, hem şunları bırakayım. Sen buraya mı geldin? Ne söyledin anneme? Hiçbir şey söylemedim canım. Ama şimdilik. Eğer sözümü dinlemezsen yakında annenle uzun uzun sohbet edeceğiz. Bakalım çevirdiğin dolaplar onun hoşuna gidecek mi? Bana bak kızım, sen bana bak. Sana son kez söylüyorum, Emre'den uzak duracaksın. Yoksa ben sana yapacağımı bilirim. Evet, bu akşama lazım. Teşekkür ederim. Merhaba, Emre Sayar ben. Bir sipariş vermiştim, hazır mı? Güzel, sağ ol. Ben de böyle her gün buradayım. Cengiz amca sağ olsun beni yalnız bırakmak istemedi. Meltemciğim böyle söyleme, üzülüyorum ama. Sen de bu evin kızısın artık. Yakında Tarık'la evleneceksiniz. İş bitmiş. Tarık yarın dönüyor. Nihayet bütün aile bir arada olacağız. Dönsün dönsün, özledik. Bana müsaade. Kusura bakmazsanız çıkmam lazım. Nereye oğlum, daha yemeğini bitirmedin. Akşama bir programım var da. Siz beni beklemeyin. Afiyet olsun. Ya buna insan bir gram tuz koyar ya. Neyiniz var sizin? Yok bir şey Vedat. Bütün gün ev işi yaptık. Yorulduk tabii. Başım çatlıyor. Ben biraz uzanacağım. İyi tamam. Sana ne oldu şimdi? Ben de doydum baba. Sana afiyet olsun. Vay kardeşim. Ya bu evde bir insan ağız tadıyla yemek bile yiyemiyor ya. Anası başka türlü, kızı başka türlü. Gelmedi mi? Celal Ağa'nın korkusundan bu köyde bir Allah'ın kulu düğüne gelmeye cesaret edemiyor ki. Allah Allah. Ay çok güzel oldun vallahi. Sıla. Güzel kızım benim. Kanalı kuzum.
Sıla artık senin karın. Etiyle kemiğiyle senin. İster okut, ister ev kadını yap. Sen nasıl istersen. Sen nasıl bir adamsın ya? Kızından nasıl alınıp satılan bir eşya gibi bahsedebiliyorsun? Kötü bir şey mi dedik damat? O artık senin karın. Ben karışmıyorum. Sen ne istersen onu yap. Kimsenin istediğini değil, kendi istediğini yapacak. Sıla kendi kararlarını verebilecek bir yaşta. Allah Allah ya. Kötü bir şey mi dedik ya? Bu nikah kıyılmayacak. O Zeynep var ya, hiç öyle saftirik falan değil. Çok fena. Emre'yi bırakmaya hiç niyeti yok. Niye? Sana bir şey mi dedi? Gözümün içine baka baka meydan okudu bana. Ama görecek o gününü. Elbet Emre'nin gözünü açacağım. Yalnız böyle olmaz. Anladım, Emre'yi istiyorsun. Ama sakin olman lazım. Yangına körükle gitme Cansu. Oyunu kuralına göre oynayacaksın kızım. Soğukkanlılıkla. Kimseyi uyandırmadan. Yine ne geçiyor aklından? Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki... O Arzu kendi ayaklarıyla gelip benden yardım isteyecek. O Zeynep de bir daha insan içine çıkamayacak. Nasıl olacak ki bu? O Zeynep'in başına öyle bir çorap öreceğim ki... sen bile şaşıp kalacaksın. Aç kapıyı, annenden izin alayım o zaman. Hayır. Dur. Sakın. Sen burada bekle, ben gelirim şimdi. Hazırlanayım, tamam mı? Ben de kendimden beklenmeyen hareketler yapabiliyormuşum demek ki. Her zaman o kadar sıkıcı değilim anlayacağın. Ha, sen bugün sana söylediklerime takıldın. Ondan buradasın. Daha hiçbir şey görmedim. Hadi atla bakalım. Nereye? Sürpriz. Hadi. Bu arada annemlerle konuştum. Hepinize çok selamları var. Sağ olsunlar. Bir de şu düğün için mekan işini halledelim. Çok da geç kalmayalım diyorlar. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. O zaman Tarık'la sen istediğiniz yere karar verin kızım. Ayrıntılar için sizinkiler geldiği zaman hep birlikte oturur konuşuruz. Hı? Değil mi Arzu? Arzu? Tabii. o zaman artık ben müsaadenizi isteyeyim. Malum yarın yoğun bir gün. Nihayet artık Tarık da dönüyor. Tabii kızım, nasıl istersen. Şurası olmayacak efendim. İyi akşamlar. Selam size. İyi akşamlar.
zorundasın. Nikah kıyılmayacak. Niye geldik buraya Emre? Sürpriz. Gel benimle. Senin için. Kağıt fenerlere bak. Ben bayılırım bunlara. Bundan sonra bana planlı programlı diyemezsin. Her an böyle sürprizler yapabiliyormuşum demek ki. Ama sen bunları da planlamışsın. Cidden ya, ben hiç böyle düşünmemiştim. Olsun, çok güzel olmuş. Her şey harika görünüyor. O zaman... Şöyle buyurun Zeynep Hanım. Teşekkür ederim Emre Bey. Arzu. Seninle de oturup böyle baş başa konuşamadık hiç. Ne yaptın? Tanıştın mı Zeynep'le? Ablacığım, aslında ben Zeynep'i tanıyormuşum. Nasıl yani? Hani geçen gün rahatsızlandığımda beni eve bir kız getirdi demiştim ya. Evet. İşte o kız Zeynep'miş abla. Öyle mi? Bu iyi bir şey. Sen o kızı çok sevdim demiştin. İyi kalpli bir kıza benziyor demiştin. Öyle demiştim abla ama... Aması ne? Ablacığım, yani... Sonuçta ortada söylenmiş bir yalan var. İnsanın güveni kırılıyor bir kere. Evet, söylenmiş bir yalan olabilir. Ama kız pişman olmuş. Emre ile de konuşmuş. Şu anda beraber olduklarına göre de Emre onu affetmiş belli ki. Yani bundan sonrası artık ikisinin arasında Arzu. Bilemiyorum ablacığım. Nasıl başlarsa öyle biter derler. Baştan yalan söyleyen birine insan nasıl güvenebilir ki abla? Sıla artık benim karım olacak. Bekir, çek git buradan. Sıla! Bu adam... Seni seviyor mu sanıyor? Seni alıp götürecek. Hevesini alacak. Bilmediğin yerlerde
bir başına bırakacak seni. Gel, vazgeç bu sevdadan. Pişman olursun Sıla. Çok pişman olursun. Başlayabiliriz. Siz Veysel kızı Sıla Keskin, Cengizoğlu Tarık Sayar'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Tarık Sayar, Sıla Keskin'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Bak şuna, nereden düşmüş buraya böyle? Dolanma anam, dolanma buraya, dolanma. Çekil geçir ben de. Açarlar seni. Bir vurumluk canı kalmış zaten. Ne ayak lan bu? Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim artık. İçeriye oda hazırlamıştım. Hiç gerek yok. Ben otelde kalırım. Sabah da gelir Sıla'yı alırım zaten. Ama öyle olur mu ki? Siz hiç merak etmeyin. Sıla için en iyisi neyse o olacak. İyi geceler. Kaçırdın beni buraya. Doping oldu benim içinde. Keyfim yerine geldi. Keyfini kaçacak bir şey mi oldu yoksa? Ben... Ne bileyim, biraz kötü hissediyordum sadece. O zaman? İyi ki almışım bunu. Ne ki o? Dilek feneri. İstediğin şeyi bunun içine söylüyorsun, sonra serbest bırakıyorsun gökyüzüne doğru. Dileğin gerçek oluyor. Hadi gel.
Hadi bakalım, dileğini dile. Hiçbir zaman ayrılmayalım. Hop! Anam, burası sana göre değil be. Hadi, başka kapıya. Ne diyorsun sen be? Diyorum ki, kocanı, sevgilini ya da her ne haltınsa git başka yerde ara. Burada olay istemiyor. Olay çıkarmaya gelmedim. Yardım istemeye geldim. Bana yardım edecek birini arıyorum. Ben de onu paraya borcam. Ne diyorsun? Var mı böyle tanıdığın biri? Öyle söylesene be. Şimdi işler değişti işte. Anlat bakalım ne iyiliğiymiş bu. Şşş, bana bak. Ters o bir durum olmasın ha. Sizin de işiniz zor. Yani her gece 1000 tane Ayyaş'ın kahrını çekiyorsunuz değil mi? Bir de nutuk atıyorlardır. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Her haltı yiyip kendini sütten çıkmış ak kaşık zannedenler. Eyvallah da. Diyorum ki şu ara taksimi geçsen de Sade'de gelsene. Tamam. Zeynep diye bir kız var. Sırf para için erkeklerle gezip tozuyor. Ama baksan ondan namuslusu yok. Çok canım yaktı Aspan. Onu rezil edeceğim. Bana yaptıklarını misliyle ödeteceğim ona. Bir daha insan içine çıkamayacak. Ne diyorsun? Bu kız için bana yardım edebilir misin?